Merhaba oyun severler, oyun bas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'in 15. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu yağmacı baskını konusuna biraz daha önem vereceğiz. Burada geçen bölümde hatırlayacağınız üzere bir yağmacı baskınıyla karşı karşıya kalmıştık. Ben bu kulelerin önemini daha fazla anladım arkadaşlarım orada. Tabii biz burada alarm verdiğimiz anda içerisine bizim insanlarımız, savaşçılarımız içine barınıyor arkadaşlar. Ve daha sıkı bir güvenlik önlemiyle savaşı daha rahat kazanıyorlar. Bu bakımdan bu kulübeler çok önemliymiş. Bunları bir kez daha anladık. Ben en son savaşta yanlış hatırlamıyorsam hiç kayıp vermedik yani. Hiç kayıp vermeden o yağmacıları rahatlıkla bastırmayı başarmıştık. Tüccarımız gelmiş. Bir bakalım neler satıyor. Şu tanenleri alabilirim ilk başta. Bunlar bana biraz lazım olacak gibi. Şunları verebilirim sana. Şöyle takdim edeyim. Görüşmek üzere. Daha sonrasında çamur konusunda biraz sıkıntı yaşadık. Çamuru şuraya ve şuraya iki tane çamur bölgesi yaptık. Bakalım oradan çözebilecek miyiz? Depolamada yer kalmadı diyor. Çünkü bu depolamaların biz şeylerini artırdık. Yani teknoloji gelişince biz de onları birazcık geliştirdik. Hatırlayacağınız üzere bu evlerin falan üzerlerini falan da geliştirmiştik. Ondan dolayı böyle bir sıkıntıya düştük. Şu an gördüğünüz üzere burası full dolu. Daha sonra şuradakiler de dolu sanırım. Aynen. Buralar da ağzına kadar dolu. Yani yapacak bir şey yok. Buraları bekleyeceğiz. Buraları yapacaklar. 8 tane çamur istiyor. 8 tane burası istiyor. 7 tane istiyor bak şimdi. Bakalım nasıl olacak. Burası da 7 tane istiyor. Depolama kulübesi orası da. Şuraya hatta ben kısa süreli... Abi o değil pardon. Tanen değil. Sürekli tanene basıyorum. Çamur toplamak için. Şuraya da bir... şey verebilirim. Talimat verebilirim. Daha sonrasında burada bir de tanen toplamamız gerekiyor. Burada da 2 kişi çalışsın abi. 3 kişi hatta. 40-50 tane de tanen toplasınlar. İş yükü biraz artacak farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yani şu an bir sıkıştık yani gerçekten. Bu çamur işi bizi çok sıkıştırdı. Yani ben de bunun farkında olmadığım için depoları ben direkt şeye bastım. Yenilemeye bastım. Çağ atlamaya bastım. Öyle olunca onlar da şu an kullanılmaz haldeler ve depolamada sıkıntı yaşıyoruz. 63 tane bıçağımız var. Bu gayet iyi. Mızrak 45 tane var. 62 tane yay var. Yanlış görmedin değil mi? Müthiş rakam ya. Gerçekten çok iyi yayımız var. Niye yük arabası 5 tane? Yani... Abi şimdi burada bir sıkıntı var sanki. Yani 22 tane eşek olup 5 tane yük arabası olması sıkıntı. Bu ne istiyordu? 4 odun, her şey var. 3 tane. Abi şeyi yok. Deri yok. Deri yok. Deri neden yok? Çünkü ortalıkta tanen yok. Tanen olmayınca deriyi burada deri kıvamına getiremiyorlar. Peki tüccar bey hoş geldiniz. 16 tane kurutulmuş deriyi ver bana. Ben de sana buradan kuruyacak etlerimden falan vereyim. Böyle. Şöyle verirsem. Deriler lazım bana çünkü. Bu sayı çok az. Çok az. Ben 4 tane daha insan katıldı
Bilgi puanım var, farkındayım bu arada. İsterseniz atlayabiliriz ama bence bekleyelim. Bekleyelim çünkü şu yük arabası konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz şu an. Gerçekten bir sıkıntı. Çakma taşı madeni düş. Çakmak madeni taşı. Yani gerek yok ya, tamam ya. Okuyamadım zaten. Zaten kaç tane var ya? 66 tane var zaten. Gerek yok ya. Şu an bakayım ona bir. Sen ne üretiyorsun şu an? Taş kesir. Ne? Taş keski. Peki sen ne üretiyorsun buradan? Bakır mızrak. Bakır bıçak. Bu her şeyde mi işe yarıyordu? Hasat etmede de işe yarıyor. Dövüşte de işe yarıyor falan. Peki bizim burada yaptığımızda hasat etmek için gereken malzeme var mı? Orak var. Tamam, sana gerek kalmamış ki zaten burada. Sen de iptal ol. Yani senin burada üretebileceğin bir şey kalmamış. Yayları da iptal et. Şu an senin iptal etmen, yani üretmen gereken herhangi bir şey yok. Şu an durabilir yani. Herhangi bir sakıncası yok. Hayvanları kesiyorlar yine. İçeriye koydular. Eşekleri kesiyorlar. Eşek derisi yedirecekler insanlara ya. Hadi hadi, çamur çamur. Bir tane çamur gerekiyor ya. Hadi. Hadi tempo. Kışlık giysileri yok. Güzel haber. Çok güzel haber. Kaç tane tanelimiz var? Bundan hızlan. Yavaşlamaya hiç gerek yok. Dördüncü depolama kulübesi inşa edildi dedi. Aynen. Depolama konusunda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi bunu da yapabilirim. Evet, aynen bunu da yapalım. Gelin abi, bunu da inşa edin. Bir tane insanımız galiba yaşlılıktan öldü. Sesini duydum. Tüccar geldi dedi. Tüccar ne var elinde acaba? Buradan git, gözüm görmesin seni. Tanen toplama ne durumda? Topluyor musunuz? Yani tanen yok ortalıkta ama. Bir bilgi puanı daha verdi. Eşekleri mi kesiyorlar mı? Aynen, bayağı eşek kestiler. Bu yaşlanan eşekleri kesiyorlar arkadaşlar. Hepsini kesmiyorlar. Öylelikle bilginiz olsun. Şimdi. Şunların önem seviyesini yükseltin abi. Bak, elimizde deri kalmıyor. Yani bunlar önemli. Yani bakın şu an yani araba olmadan çöküşteyiz ya. Gerçekten çöküşteyiz yani, hiçbir şeyimiz yok. Araba şart yani, o yüzden bunu acil bir şekilde kapatmaları gerekiyor. Elimizde ham deri de bayağı var, kurutulmuş deri de var.
Hani yok desem zaten şuradan hemen avlatacağım ama var yani. Var yani. Tanen çok çok lazım oluyor. Çamur desen aynı şekilde. Şimdi birinden alıp birine şey yapamıyorum yani. İnsanları paylaştırma konusunda da sıkıntılar var. Burada arpa varmış. Şimdi ilerleyen safhalarda tabii o taraflara geçeceğiz. Ama öncelikli olarak buralarda güzel taşlar var. Ben bunu yani taşı yükselteceğim. Nöbetçi kulübesi güçlendirilmiş tahkimatlar teknolojisini açmanız gerekiyor. O ne şimdi? O ne oluyor? Şu mu? Değil. Şunlardan biri ya. Şunlardan bir tanesini açınca o açılıyor galiba. Biz şu tunç devrine bir geçelim ya. Aynen. Tunç devrine geçelim abi. Şimdi neler geldi? Yavaşlamaya gerek yok. Tunç eritme açıldı. Tunç devrine geçildi. Tamam. Şimdi şöyle bir dur. Tunç eritme açıldığına göre ben şöyle bir bakayım. Bu tunç değil değil mi? Değil. Tabii ki. Saçmalama Lokman. O tunç olamaz. O zaman tunçu. Aynen. Aynen. Şöyle ki. Şöyle 3. Uzak uzak artık oraya gidip oradan yapacaklar o işi. Bitirecekler. Bu taraflar daha uzak. Tamam. 3 tane oraya şeyimizi kurduk. Tamam. Şimdi peki bize bu tuş deviyle birlikte neler geldi? Onlara da bir bakalım. Zaten burada her şeyi aşmışız. Şu depolamada yeni bir şey yok. Burada da herhangi yeni bir şey yok. O zaman Tunç'tan bize ne geldi? Kesme, bıçak. Oo, bunlar çok iyi. Müthiş aletler geldi. Açık diyelim. Getirirse direkt üretmeye başlasın. Şöyle biz oyunumuzu başlatıp hızlandıralım. Tüccar gelmiş. Hemen bir tüccara bakalım. Ne getirdin abisi? Lütfen gider misin? Yani bir şey yok elinde zaten. Bir tane insanımız öldü. 10 tane kılıç yapımı. Bu neydi? Taş oymacılığı. Heykeller falan açılıyor. Buradan taş duvarlar. Depo, yuvarlak kulübe. Taştan ahır, sur, taş sütunlar. Bu taş bizi bayağı ileri seviyeye götürecek gibi duruyor. Biz şöyle bir taş diyelim. Yuvarlak kulübe. Şimdi bir saniye. Ben şu surlarımı güçlendirmek istiyorum da. Hepsine bir tane mi gerekiyor sadece?
Kapı için herhangi bir şey demiyor. Bunların hepsini taştan yapma vakti geldi. Bazı insanların moralleri çok bozukmuş. Neden de bilmiyorum ama iş yükü bakımından bakacak olursak şu an trilyonluk bir iş yükü var. Hatta şöyle de alacağım. Enfeksiyon kapmış. Sıkıntı yok. Yapacak da bir şey yok zaten. Devam ki. Devam. Hiç durmak yok. Bunları alın mesela, bakın bunları alın. %400 falan dedi. %408. 415. Farkındayım. Birazcık iş yükü fazla ama yani bunlar aşılmayacak şeyler değil arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım. Bu sefer yorulacağız biraz. Sizi kıdım kıdım ilerletiyordum ama şimdi bu sefer böyle değil. Direkt bu duvarı çekmem lazım benim. Bunları böyle kapatmamız lazım. Farkındayız. Farkındayız. İş yükü var biraz. Yok değil. Çalışacağız, yorulacağız. Yorulacağız. 4 tane deri mi? Ver onu, aptal. Başka? Başka bir şeye gerek yok. Şimdi sana ne verebiliriz? Şuradan 10 tane bundan. Onu veremem lan, ne yapıyorum? Niye bu kadar abartıyorum? Yani şöyle yapabilirim aslında. Hadi git. Peki 5 tane şu an ürettin de sen ne yapıyorsun diyor. Moralleri falan düştüler. Hiç bana bakalar, bana bakmıyorlar bile. Ha. Çok sinirliler şu an bana karşı. Yani bunu 2 bölümde bitiririz gibime geliyor. Biraz iş yükü fazla. Farkındayım. Biraz değil, hatta baya baya farkında şey yani yüksek ama bunun normale dönmesi 2 bölümü bulacak yani aşağı yukarı. İnşallah bir sakatlık çıkmaz da hallederiz yani. 6 tane yukaramamız oldu. Mağara sırtlanız bitti yani. Bunların neslinin tükenmesi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi şimdi diye bu. Hadi buyur bu dağın. Ne inşa ediyorsun şimdi sen, ne yapıyorsun? Tunç kazma falan yapabiliyoruz. Mağara aslanının nesli tükendi. Abi bütün hayvanların nesli tükeniyor. Bu nedir yani? Düşüyor, düşüyor. Yavaş yavaş düşecek. Sakin olun biraz. Şu tanemciler ne yapıyorsunuz siz ya? Allah kitap için ya. Ne yapıyor burada ya? Bunu çıkar şuradan.
Ondan sonra şimdi iş yükü fazla ya. İş yükü fazla, o şimdi verirsem biraz abartı olacak bu sefer. Komple çökeceğiz baba. Olmayacak. Artık çamur durdurabiliriz sanki ya. Bir bakayım da çamur işin neredeydi bizim? Nereye koyduk onu? Bir kişi burada çalışabilir. Bu neydi? Buradan su çekiyor. Bunu kaldırabiliriz. Devam et. Tüccar gelmiş. Tüccara bir bakalım. Tüccar geldiğine göre nerede aptal şey var onu getirmiş yine. Hadi defol git. Ya sinir oluyorum ya. Ya ben bunu ne zaman bekliyorum? Ne zaman beklesem bir şey getirecek diye. Hiçbir şey getirmeden geri gidiyor. Oo, bu taş duvar yalnız bayağı sağlam olacak herhalde. Oo. Müthiş bir görünüme sahip olacak. Devam edin abi. Etrafta ne kadar taş, maş, bir şey varsa hepsini toplayın. Duvar yapın. Böyle bir şeye şimdi gerek var mıydı? Hiç bilmiyorum ama yaptık valla. Ne olacak göreceğiz. Hani mecbur yapılacaktı bu ya. Öyle bakıyorum ben yani olaya. Altı tane yük arabamız var da onu bir 7 yapabilirsek inşallah. İki oldu. Bunlar bizim eşeklermiş. Tanenciler devam. Biliyorum, farkındayım ya. Şu uyarıları kapatma gibi bir şeyim yok mu acaba ya? Şansım yok mu yani? Bir tek sen mi kaldın? Orada sadece o kalmış. Dur. Keçileri yakalayın. Şeyleri. Eşekleri. Onlar bize lazım. Bunu bekliyordum. Of. Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Hayır. Of. Abi ya. Neden? Neden ben? Neden ben ya? Dört iki sever. Yapacak bir şey yok.
Tuncel defol git, bu sefer sana hiç bakmayacağım bile. İyi, bu sefer de bizim bir kaybımız olmadı ya. Bizim bir kaybımız olmadı fakat yani biraz da zorlandık diyebiliriz yani. Niye diyeceksiniz? İnsanların çoğunun canları gitti yani. Yani o kadar topladım hepsini bir araya falan. Yine de tüccar gidiyor musun? Defol git, zaten sana ihtiyacım yok, ama yine de bir bakabilirdik. Bu taş duvar işi bize bayağı pahalıya mal olacak gibi. Dur bakalım ilerleyen bölümler ne gösterecek. Abi şuradaki taşları da toplayın. Bakın bunları alın alın. Bunlar hep bize kazanç. Kazanç. Hadi. Çünkü fazla yapacak bir şey yok yani. Neyse arkadaşlar, bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar.